Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Men amila salihan fe li nefsih ve men esa'a fe aleyha ve ma rabbuke bizallamin lil abid. Kim iyi bir iş yaparsa bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Resulullah'ın Allah Tebarek ve Teala'dan rivayet ettiği kutsi hadiste Allah Teala şöyle buyurdu. Kullarım işte sizin amelleriniz. Onları sizin için saklar, sonra onları size iade ederim. Artık kim bir hayır bulursa Allah'a hamd etsin. Kim de hayırdan başka bir şey bulursa öz nefsinden başka kimseyi ayıplamasın. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Aziz müminler, Allah Azze ve Celle insanı onurlandırarak kendi elleriyle onu en güzel şekilde yarattı. İçine kendi ruhundan üfürdü. Doğru ile yanlışı ayırt etmeye yarayan akıl verdi. Meleklerin ona secde etmelerini emretti. Evrendeki her şeyi onun hizmetine sundu ve onu diğer yaratıklarının pek çoğundan üstün kıldı. Allah Teala şöyle buyurur. Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık. Ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. İnsan ayrı amaneti yüklendiği için bu onurlandırmayı hak etti. Bu amanet göklere, yere ve dağlara teklif edildi de onlar onu yüklenmekten çekindiler. Bu yükümlülük amaneti ibadetleri yerine getirmeyi, çalışmayı, gayreti ve yeryüzünü imar etmeyi gerektirir. Müslüman kendi hayatında iyi ya da kötü yaptığı her amelin mizanda tartılacağını bilmelidir. Allah Teala şöyle buyurur. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgeyicidir. Amel kavramı insanın her sözü ve fiili içermektedir. Amel kavramı insanın her sözü ve fiilini içermektedir. Salih amel ise Allah rızası için halis niyetle ve hakkıyla yapılmalıdır. Allah Teala şöyle buyurur. Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah sizden birinizin bir iş yaptığı zaman onu sağlam yapmasını sever. Hiç şüphe yok ki İslam'da salih amelin kavramı namaz, oruç, zekat, hac ve zikir gibi Müslümanın yerine getirmesi gereken ibadetler dahil olmak üzere tüm işleri içerecek kadar geniştir. Allah Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler! Ruku edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Namaz kılın, zakat verin, peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur. Sübhanallah ve elhamdülillah göklerle yer arasını doldururlar. Yahut doldurur. Namaz bir nurdur. Sadaka bir burhandır. Sabır bir ziyadır. Kur'an da senin lehine ya da aleyhine bir hüccettir. Bütün insanlar sabahleyin kalkarlar.
Kimisi nefsini satar, kimisi de onu ya azat eder yahut helak eder. Müslümanın yapması gereken salih amellerden dürüst olmak, güzel konuşmak, barışı yaymak ve insanın sevip sevilmesini sağlayan diğer amellerdir. Allah Teala şöyle buyurur: kullarıma söyle, en güzel şekilde konuşsunlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İçinizde en çok sevdiğim kimseler güzel ahlak sahibi olanlarınızdır. Onlar insanlara ülfetle davranır ve başkaları da onlara ülfetle davranırlar. Başka bir hadiste Hazreti Peygamberimiz müminin durumunu şöyle açıklamıştır: Muhammed'in canını kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki mümin arı gibidir. Yediği zaman temiz yer. Bir şey verdiği zaman temiz verir. Çok ince bir dağla konsa bile zedelemez. Salih ameller sadece bazı işlerle sınırlı değildir. Ancak insani değerleri gerçekleştiren ve hoşgörü, sevgi ve merhamet değerlerinin hakim olduğu bir toplumun inşasına katkıda bulunan her şeyde olabilir. İslam, insanın kendi nefsini harama karşı korumak ve kendi çocukları ve ailesinin geçimini sağlamak için çalışıp kazanmasını bile sevap alacağı salih bir amel sayar. Bir adam Resulullah'a uğradı. Resulullah ashabı bu adamın kuvvet ve kabiliyetlerini görünce, ya Resulullah, bu adam Allah yolunda cihat etseydi ne güzel olurdu dediler. Resulullah şöyle buyurdu: bu adam küçük çocuklarının geçimini temin etmek için çıktıysa Allah yolundadır. Yaşlı anne ve babasına hizmet için evinden çıkmışsa Allah yolundadır. Nefsini harama karşı korumak için çıkarsa Allah yolundadır. Yok eğer gösteriş ve başkalarına övünmek için çalışmaya çıkarsa şeytan yolundadır. Resulullah bizim için en iyi örnektir. Halbuki müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah kendi işlerini yapardı. Elbisesini temizler, dikerdi ve ayakkabısını tamir ederdi. Sizden herhangi bir aile reisi gibi evinde ne yapıyorsa o da aynısını yapardı. Hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir adam Allah'ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa harcadıkları onun için birer sadaka olur. Başka bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. İnsanın başkasına fayda sağlayan az ya da çok maddi ya da manevi her şey salih ameldir. Allah Teala şöyle buyurur: bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenleri hariç onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yanında fazla binek hayvanı olan hayvanı olmayana versin. Fazla azığı olan da azığı olmayana versin. Resulullah çok hayırlı işleri yapmaya teşvik etmiştir. Hadis-i şerifte Resulullah şöyle buyurdu: şüphesiz hayır kapıları pek çoktur. Tesbih getirmek Subhanallah demek, tahmidde bulunmak Elhamdülillah demek, tekbir getirmek Allahu Ekber demek, tehlil getirmek La İlahe illallah demek, iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak, yolda rahatsızlık veren şeyleri uzaklaştırmak, sağır olana işitmesini sağlamak, yüzü görmeyene yol göstermek, ihtiyacını nasıl göreceğini öğrenmek isteyene ihtiyacını hangi yoldan karşılayabileceğini öğretmek, çaresiz kalmış yardım isteyen kimseyle birlikte var gücünle koşmak, ona yardımcı olmak ve bütün kol gücünle zayıf olan kimsenin yükünü taşımak, işte bütün bunları yapmak senin kendi nefsine verdiğin birer sadakadır. İşte bunların hepsi salih amellerdir. Yine salih amellerden yararlı şeyler inşa etmek, reform yapmak
ve yeniden yapılandırmak. İslam, gelişmiş bir toplumun inşasına katkıda bulunan her çalışmaya saygı ve takdirle bakar. Kur'an'da iş ve çalışma hakkında yaklaşık 360 ayet vardır. Yüce Allah bize iyi işler yapanların örneklerinden de bahsetmiştir. Allah Teala şöyle buyurur. Sizi yeryüzünde yaratıp orayı imar etmenizi dileyen O'dur. Allah Teala tarım, sanayi ve ticaretteki işçilerin gösterdikleri çaba için büyük bir mükafatı olduğunu tekit eder. Yaşam için gerekli olan sanayiler hakkında çok ayetler vardır. Demir sanayisi hakkında Allah Teala şöyle buyurur. Pek sert olan ve insanlara birçok faydası bulunan demiri de indirdik. Gemi sanayisi hakkında Allah Teala şöyle buyurur. Ona şöyle vahyettik. Nazaretimiz altında sana bildirdiğimiz gibi gemiyi yap. Giyim sanayisi hakkında Allah Teala şöyle buyurur. Yün, tüy ve kıllarından bir süre kullanacağınız giyimlikler ve geçimlikler var etmiştir. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler, savaşta sizi koruyacak zırhlar vermiştir. Deri sanayisi hakkında Allah Teala şöyle buyurur. Hayvanların derilerinden yolculukta ve ikamet zamanlarınızda kolayca taşıyacağınız evler var etmiştir. Salih işler sadece insanlara faydalı işlerle sınırlı değildir. Ama hayvanlara ve cansızlara da yararlı işleri içirecek kadar geniştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karnı sırtına yapışmış, büyürleri güçmüş bir devenin yanından geçti ve konuşamayan bu hayvanlar hakkında Allah'tan korkun. Besili olarak binin, besili olarak kesin, yiyin buyurdu. Başka bir hadiste bir adam yolda yürürken yol üzerinde bir diken dalı buldu ve onu yoldan uzaklaştırdı. Bu sebeple Allah ondan hoşnut oldu ve onu bağışladı. Başka bir rivayette Resulullah şöyle buyurdu. İnsanları rahatsız eden yol üstündeki dikenli bir ağacı kesen bir kişiyi cennet nimetleri içinde yüzer gördüm. Aziz müminler, kötü amele gelince Yüce Allah'ın gazabını gerektiren ve insani iyilikten buzgunculuğa götüren her şeyi kapsamaktadır. İnsan ibadetlerden uzaklaşarak ana babalarına itaatsizlik ve mallara ve ırzlara saldırmak gibi kötülükleri işlediği, hatta kendi ailesine karşı sorumluluğunu yerine getirmeyip çocuklarını ihmal ederek ahlaklı yetiştirmediği zaman kötü amel sahibi olur. Allah Teala şöyle buyurur. Ey inananlar, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Geçimini sağlaması gerekenleri ihmal etmek insana günah olarak yeter. Yıkıcı fikirler ve yalan haberler yaymak ve masum insanları korkutmak yoluyla yeryüzünde buzgunculuk yapmak kötü ameldir. Allah Teala şöyle buyurur. Düzelttikten sonra yeryüzünde buzgunculuk yapmayın. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Allah ve peygamberiyle savaşanların ve yeryüzünde buzgunculuğa uğraşanların cezası öldürülmek veya asılmak yahut çapraz olarak el ve ayakları kesilmek ya da yerlerinden sürülmektir. Bu onlara dünyada bir rezilliktir. Onlara ahirette büyük azap vardır. Yine de Allah Teala şöyle buyurur. Yeryüzünde buzgunculuk isteme. Doğrusu Allah buzguncuları sevmez. Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyurdu. İyi olanınız kendisinden herkesin hayır umduğu ve şerrinden emin olduğu kimsedir. Kötü olanınız ise kendisinden hiç kimsenin hayır ummadığı ve şerrinden emin olmadığı kimsedir. Yollara ve geçen insanlara da zarar vermek kötü amel ve büyük bir günahtır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu.
Kim Müslümanların yollarına zarar verirse ona lanet olsun. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur. İnsanlar arasında kin ve nefret duygularını besleyip büyüten ve gıybet, dedikodu, alay, sövme, kötü lakaplarla çağırma ve müstehcen konuşma gibi maddi veya manevi zarar veren her şey kötü ameldir. İnsanın, İslam'ın yasakladığı bu şeyler yüce ahlak, sağduyu ve nezaketli davranışlarla çelişmektedir. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, benim için en kötü olanınız, laf götürüp getiren, dostların arasını açan, iyilere karşı gelip direnenlerdir. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için yüce Allah'tan bağışlanma dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun, insanların efendisi son peygamber, Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, muhakkak ki insanın yaptığı her amelin bu dünyada ve ahirette etkileri vardır. İyi amelin semerelerinden dünyada ve ahirette hoş bir şekilde yaşamaktır. Allah Teala şöyle buyurur. Kadın erkek inanmış olarak kim iyi işlerse ona hoş bir hayat yaşatacağız. Ecillerini yaptıklarından daha güzeliyle ödeyeceğiz. İyi amelin semerelerinden de ecinin ölümden sonra devam etmesidir. Bu hususta Resulullah şöyle buyurmuştur. 7 husus vardır ki bunların mukafatı kul için ölümünden sonra ve o kabrinde olduğu halde yazılmaya devam eder. İlim öğreten, ırmak akıtan, kuyu kazan, bir miktar hurma ağacı diken, mescit inşa eden, mushaf miras bırakan yahut ölümünden sonra kendisinin bağışlanmasını dileyecek evlat bırakan. Salih amel yapanların günahları bağışlanır ve kötülükleri iyiliklere çevrilir. Allah Teala şöyle buyurur. İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mukafatlandıracağız. İyi amel yapanların büyük ecri vardır. Ve peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle birlikte olacaklar. Allah Teala şöyle buyurur. İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince onlar için makam olarak Firdevs cennetleri vardır. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Salih amelin iyi semereleri olduğu gibi kötü amelin de dünyada ve ahirette etkileri vardır. Kötü amel sahibi sapkınlığa, şaşkınlığa ve karışıklığa uğrar. Allah Teala şöyle buyurur. Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Kötü amel işleyen sıkıntılı bir hayat yaşar. Allah Teala şöyle buyurur. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacaktır. Kötü amel işleyenin ahirette çok fena bir cezası olacaktır. Allah Teala şöyle buyurur. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar. Zaten onlar çılgın aleve atılacaklardır. Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyurmuştur. Kim hakkı olmayan bir toprak parçasını alırsa kıyamet günü 7 kat yerin dibine geçirilir. Bilelim ki tüm faydalı işlere tutulmamız, tüm zararlı kötü işlerden uzak durmamız ve birbirimizi hakkı tavsiye etmemiz gerekir. Allah Teala şöyle buyurur. Asra andolsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler
birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Ey Allah'ım! İyi işler yapmayı, kötü şeyler bırakmayı ve fakirleri sevmeyi bize nasip et. Ey Rabbimiz! Ülkemizi ve tüm alemi İslam'ı sen koru.